Evet sevgili Kadıköy Sokak takipçileri öncelikle hepinize teşekkürlerimi sunuyorum 29.700 için ve destekleriniz için her türlü beğeniniz yorumunuz yani bu kanala olan her türlü desteğiniz için olva.com'da yayınlansın diye bir yazı hazırladım bunu size sözlü olarak söyleyeceğim birçoğunuz takip etmiyorsunuz yazıları ama bakın ben kendini övmeyi seven bir insan değilim fakat yeminle söylüyorum bazı yazılarım ki ben geçmişten beri bu işi çok yaptığım için söylüyorum. Bazı yazılarım gerçekten al. Foto maçta, fanatikte yayınla. Yani milyonlarca beğeni alacak yazılar. Bu da onlardan biri olduğunu düşündüğüm için size okuyarak başlayayım. Ya zorbalık, haksızlık, tehdit kazanacak ya da Fenerbahçe. Sezon başında oynadığı futbol, futbol olmayan onca yıldız almasına rağmen rakip kaleye gol atmayı da geçtim. Gitmekte dahi zorlanan bir Galatasaray vardı sezon başında. Hakemlerin ve şansın yarışta tuttuğu. Oyun anlamında kısır, gol anlamında kısır vesaire. Ancak gün geçtikçe birçok kişi dikkatini Galatasaray'a vermez oldu. Nasılsa bunlarda bir cacık yok. Eninde sonunda yok olur giderler sıralamadan dedi. Ancak Galatasaray yönetimi baktı ki iş işten geçecek. Hemen başladılar kendilerine ait olan yöntemlere. Önce tehdit ettiler. Bu ligi bitirtmeyiz dediler. Sonra bir yapı var, o yapı bize de fayda sağladı, gene sağlasın deme isteklerini dile getirdiler. Sonrasında ödülü çok güzel aldılar ve arka arkaya galibiyetler alırken rakip Fenerbahçe ise sürekli ha hakem operasyonuna maruz kaldı. Arka arkaya 4 maç, kırmızı kart yiyen Fenerbahçe, Konya Spor, Giresun Spor, Trabzon Spor maçlarından mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçlardan sonra Fenerbahçe taraftarları takımına ve futbola kıssa da Aklı Selim pek çok kişi uyardı. Bakın ligde inanılmaz şeyler oluyor. Birileri Galatasaray şampiyon olsun diye çabalıyor. Dedi ama dinletemedi. Sonrasında Galatasaray'da işler yerine gelince o tehdit eden yönetici çıkıp hani işler yerine gelince derken işler istedikleri gibi olunca o yönetici çıkıp "Yo biz asla böyle bir şey demedik. Kim tehdit etti? Tehdit eden namussuzdur, alçaktır." dedi. Evet insanların gözlerinin içine baka baka dedi. Bu süreçte Fenerbahçe yine takılıyor ama bir şekilde de oynadığı oyunla korku veriyordu malum takım. Bu sefer Galatasaray yönetiminden Okan Buruk devraldı görevi. Neredeyse her maç sonunda hakemleri Fenerbahçe aleyhine kışkırtmaya çalıştı. Kendi lehlerine de olabildiğince hata yapmaları konusunda subliminal ve açık açık konuşmalar yaptı. Ancak Fenerbahçe bir türlü pes etmedi. Adana Demirspor maçında dünya tarihindeki en yanlı, en pis hakem yönetimini gördü. Ama yine de bir puanla ayrıldı Fenerbahçe sağdan. Evinde Beşiktaş maçında ise hakem falan değil. Kendi kişisel hatalarıyla kaybetti Fenerbahçe. Ancak yine yılmadı. Ve bu maçların aralarında güzel seriler elde etti. Bu aralarda da yine hakemler Galatasaray'ı kollamayı sürdürdü ki Kerem Aktürkoğlu tam 26 maçtır sarı kart sınırında mesela. Ayağa basmalar da yaptı, vurmalar da ama kart yok. Torreira adlı şahıs kendini yere atma rekoru da kırdı. Faul favor üstüne fauller de yaptı ama kartı unuttu. Derken Fenerbahçe maçı öncesi hakemlerin çok büyük desteği ki Beyin Sports Trio ekibi de başta olmak üzere tüm hakem yorumcularına göre yanlış iki penaltı Paul'le atılan gol ile 3-3 berabere kaldı Galatasaray. Yani Fenerbahçe maçı öncesi derken Fenerbahçe'de bir gün önce oynadıkları için diyorum. Kara Gümrük'te 3-3 berabere kaldılar. Fakat maç sonu yine enteresan bir tehdit yöntemi denedi Galatasaray yönetimi. Ve istediğini İstanbulspor Spor maçında aldı. Fenerbahçe'nin tertemiz golü verilmedi. Daha henüz dakika 5. 22. dakikada net penaltısı verilmedi. Ama Fenerbahçe yine de bir şekilde 2-0 öne geçti. Hakemler bir şeyler üretmeliydi ki Ferdi Kadıoğlu'nun vücudundan seken, arkasına düşen, istem dışı şekilde eline çarpan topuna penaltı verdiler. Sadece verseler yine iyi. Bir de sarı kart verdiler. Düşünün. Oraya neler yapıyor. Kerem 26 maçtır sarı kart yemiyor. Ama Ferdi haberi olmadan değdiği top için hem penaltı hem de sarı kart yedi. Fenerbahçe belki de o pozisyonun mental bozukluğundandır. O maçta 3-3 berabere kaldı. Ancak uzun zaman sonra ilk defa Fenerbahçe bir maçını Galatasaray'dan önce oynadı. Sivasspor. Sivasspor gibi zorlu deplasmanda oyuncusunun kırmızı yediği maçta 3-1 gibi bir skorla galip ayrıldı sahadan. Korku öyle dağları sarmıştı ki Galatasaray yine kendine has oyunları oynamaya başladı daha maçlar oynanmadan. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç haftalar önce randevu talep edip o gün görüşürken ve bu görüşmeyi açık ve net şekilde yapıyorken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de gizli saklı şekilde TFF binasına gidip görüştü Federasyon Başkanı ile. Ancak Galatasaray Ayak Oyunları Merkezi bunu Ali Koç derbi hakemini atıyor olarak lanse etti. Ben şimdi size enteresan bir şey söyleyeceğim. Öyle bir iddia var ki arkadaşlar ki dünkü izlediğiniz maçtan sonra siz de katılırsınız. Derbi hakemi Ali Şansalan'ı asıl Dursun Özbey'in istediği şeklinde. Yani neyse bu iddiadır sonuçta. Ama olay şu ki Fenerbahçe'yi geçen yıl şampiyonluk yarışında saf dışı bırakan ve hala tüm Fenerbahçe taraftarının beddualarında ve kininde zirvede yer alan hakemin hani bu hakemi istediğimiz yalanıydı ki Ali Koç gereken açıklamayı yaptı. Bütün bunların neticesinde ise Galatasaray çok ama çok bariz artı net Artı fazla şekilde hakem desteğiyle çıktığı Beşiktaş derbesini 3-1 kaybetti. Maçta tekmeler atan, ayak kırmaya niyetlenen, penaltı olsun diye rakibine geçiren Torreira maçı sarı kartsız tamamladı. Nasıl yani hocam? Şu pozisyona sarı çıkmadı mı? Çıkmadı. Hocam bu pozisyona aynı pozisyonla zaten. Evet evet buna da sarı kart çıkmadı. Hocam şu pozisyona buna da penaltı da çıkmadı, sarı kart da çıkmadı. Ferdi İstemliç oynayınca sarı yiyor. Hocam bu. Bu zaten dünya yüzeyindeki en pis şey. Hocam peki bu? Bunların hiçbirine kırmızı çıkmadı zaten. Hocam iki tane, üç tane bir görsel. Yok hocam bayağı görsel varmış ya. Devam ediyorum. Beştaş ortasında elle oynayan Abdülkerim'in elini Serkan Tokat attı. Moleküller ne kadar Galatasaraylı olan hakem görmedi, görmek istemedi. Oliviera'nın orta sahada yerdeyken Salih'in göğsüne tekme atmasına dahi sarı verilmedi. Oysa Pedro ikinci sarıdan atılmıştı bundan daha hafif müdahaleye. Başakşehir maç öncesi tam kadro çıksınlar diye bu hakem yönetimi, bu hakem rezaleti ayyuka çıktı. Ama bunca şeye rağmen yine de Galatasaray kaybetti. Şimdi bundan sonraki sözlerimi ister Fenerbahçeli, ister futbol sever. Herkes üstüne alınsın, ona göre cevap versin. Fenerbahçe şampiyon olmasında kim olursa olsun diye diye Galatasaray canavarı ürettiniz. Farkında mısınız? Ki bu canavar yüzsüz, arsız, kazanmak için her türlü çirkefliği deneyen. Bugün Fenerbahçe ile yarıştığı için size belki şirin gözüken ama yarın siz de yarıştığı zaman adaleti hiçe sayan bir yapı oldu. Farkında mısınız? Bu canavar federasyonu kuşatmış ve bütün mevkilerinde elemanları ile dümenini döndürüyor. Farkında mısınız? Yusuf Günah adlı şey Yusuf Günay adlı şahsın maçta Galatasaray Başkanı ile birlikte maç izlemesi dahi yeterli değil mi? Bence yeterli olur. Hakemlerin Galatasaray lehine bu kadar yanlı yönetimi hiç mi rahatsız etmiyor sizleri? Hiç mi demiyorsunuz? Ulan gün olur devran döner bugün Fener'e ise yarın bize diye hiç mi demiyorsunuz? Fenerbahçe'ye her maç penaltı diye bir şey ürettiler. Ama bu hakemler en ufak bir harekette Galatasaray lehine penaltı vermeye hazır ve nazırlar. Görmüyor musunuz? Eğer Galatasaray'da biraz top anlamında bir şey olsa Beşiktaş ceza sahasına girse nefes aldılar diye kır... yani penaltı verecek belki kırmızı verecek. Farkında değil misiniz? İyi de hocam Fenerbahçe'de çok penaltı almıyor mu? Peki ben size sorayım. O çok ofansif oynamıyor mu Fenerbahçe? Peki Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltılarını hiç böyle ekranda falan izliyor musunuz? Hani burun ucuyla şöyle. Ulan bizim takıma bu penaltı verilmese ben hakeme söverdim hiç mi demiyorsunuz? Hangi penaltı? E hocam İrfan Can'ın penaltısı bence penaltı değil. Adam arkadan ittirmiş. Orta gelecek futbolcuyu ittirmiş. Bu penaltı değil. Çok güzel. Hocam Arda'nınki. Aynı maç Arda'nınkini vermesi Usain'in verecek. Usain'in kendine yer atıyor diye sarı kart verdi. Hani topu perdelemiş, ayağını uzatmış. Beşiktaş oyuncu da gelmiş, ayağına vurmuş. Emin olun Arda'nınkini vermesi Usain'in verirdi. Hani size göre değil. Arda'nın pozisyonda bir açıya baktığınız zaman net bir müdahale var mesela. Bacağı net bir müdahale var. Ceza sahası içinde. Ama takıldığınız yer burası. Bir penaltı. Beşiktaş Galatasaray maçında kaç penaltı? İki penaltı verilmedi taşın. Devam ediyorum sorularıma. Galatasaray oyun anlamında sınıfta kalmış durumda. Transferler desen mesela en çok Fenerbahçe'nin arkadaşlara soruyorum. Hani Fenerbahçe'yi yerin dibine sokuyorsunuz ya. Bir de Galatasaray'ınıza sokun e, yerin dibine. 6 milyon euroluk Yusuf Demir nerede? Nerede bu kazık? Nerede bu e, şey? Sefer o iş nerede? 1 milyon euro kiralamasına 3,5 yıllık ücretine verildi. Paramın tamamını almadan gitmem diyen kazık nerede? Nerede bu arkadaş? Mata nerede ya? Yıllık 3.5 milyon euro verilen mata. Kaan Ayhan nerede? Hani bon servisini aldılar da. Hani Kazım Can vardı sol bekte. Matias Ross falan vardı. Kanatta Yunus Hakkün vardı geleceğin meselesi. Nerede? Hiçbirini eleştirmiyorsunuz. Ağzınızı aldınız mıydı? Fenerbahçe kadrosu daha kötü. Fenerbahçe kadrosu kötü mü değil. Bu kadar hakem kullanması olsun. Yani sezonun adamı Rossi olur. Her dokunduğunda faul verseler, her dokunduğunda rakibe sarı verseler. Ulan biz bunu ellemeyelim de ne yapıyorsa yapsın diyecekler. Aksızsam haksızsın deyin. Senin Rossi'nin boğuşuyor. Senin Arda Güler'in rakiple bir boğuşuyor. Hakemle bir boğuşuyor. Bunları konuşacak mısınız? Fenerbahçe için her fırsatta buruma Gustavo diyenler. Bunları konuşacak mısınız? Nerede oyun kalitesi? Zan 15 milyon euroluk bir balon olduğunu ne zaman anlayacaksınız? Ne zaman dile getireceksiniz? 306 dakika oynatmış Galatasaray sadece aldı alalı. 15 milyon euro verip o 28 milyon euro transfer market değerindeki süperstarını. mı? Hiç de bir sakatlığı falan da yok. Aynısını Fenerbahçe yapsa Cezuz'u yerden yere vuruyordunuz. Nerede bu milyonlarca euro verdiğimiz diye. Ki bugün Osterwolde'yi yerin dibine sokuyorsunuz. Bence hala kapalı kutu Osterwolde. Hani iyidir kötüdür. Kapalı kutu. Hala iyi ya da kötü demek için erken. Bak iyi demek için de erken. Devam ediyorum. Hakemsiz Galatasaray'ın ligde değil şampiyonluk. ilk ikiye bile giremeyeceğini ne zaman göreceksiniz? her şeyi bir kenara bırakarak tek ve net olarak şunu cevaplayın. Zorbalık, haksızlık ve tehdit mi kazansın istersiniz yoksa elinden geldiğince saha içinde kalmaya çalışan ve canını dişine takarak gayet güzel futbol oynayan ve ülkemize Avrupa'da rekor puan kazandıran Fenerbahçe mi? Takdir de sizin, yorumda sizin. Şunu şey yazın bu şekilde arkadaşlar. Anlattığım kadar var mı? Yoksa biraz kendimi fazla mı abarttım, övdüm? Bunun kararını, bunun takdirini siz değerli kardeşlerime bırakıyorum. Ama şu bir gerçek. Bakın arkadaşlar Galatasaray'da çok ciddi bir düşüş var. Bilmiyorum farkında mısınız? Mustera. Mustera'nın düşüşünün farkında mısınız? Değilsiniz. Bu düşüşü Alper Potuk da yaşadı. Bir inşaat içine girdiler, battılardı hatırlıyorum. Ondan sonra Alper Potuk iflah olmadı. Rıdvan Dilmen diyor ki Mustera dolandırıldıktan sonra konsantrasyon problemi yaşıyor bence diye. Murat Kosova diyor ki kolay değil hocam düşünsenize. Bir anda tüm servetinizi kaybediyorsunuz. Çok zor bir durum. Mustera'nın tüm servetini kaybettiğini ben bilmiyordum şahsen. Hani en azından ona göre biraz daha dikkatli. Ee, hani alay etmez tarzda sadece yaptığı hatayı dile getirir tarzda konuşurdum ama. Yani belli yani. Yani belli. Ya devam ettirsin. Bu sezon boyunca bu hatalarını devam ettirsin. Nasıl olsa Galatasaray'dan paralarını alır. En azından hani bu adamlar e, asgari ücretli olup da evi yanan adamlar değil. Bu adamlar milyon euroluk adamlar. Acıyan Allah asgari ücretliyi acısın. Okan Buruk Galatasaray taraftarı hiç merak etmesin. Bu sezon e, hakemlerin izniyle ve yardımıyla şey pardon Allah'ın izniyle şampiyon olacağız demiş. Bari Allah'ı kitabı karıştırmasan. Yani yaptığın şeylere Allah'ı karıştırmasan bari. Yani herkesin hakkını yiyorsunuz. Herkesin hakkını. Yani küme düşme potasındaki İstanbul Spor'la maçınızda bile oyuncunuz kayarak kırmızı yemesi gereken maçı yemedi. 2-1 zar zor kazandınız o maçı bile. Herkesin hakkına giriyorsun. Farkında değil misin? Okan Buruk. Sezon başında Allah hiç kimsenin çoluğunu çocuğunu hasta etmesin. Hiç kimsenin çoluğuna çocuğuna dermansız dert vermesin. Sezon başında e iyileşmiş çocuk ortaya sürekli şey olarak atıldım. Bakın şöyle böyle falan filan diye. Yani biz burada SMA hastası birçok kişi tanıyoruz. Kanser hastası birçok kişi tanıyoruz. Çık yardıma ihtiyacı varsa şey yap. Ya da çıktı ki arkadaş ya ben de işte benim çocuğum kurtuldu çok şükür. Ben de takımdan ya da taraftardan para topluyorum. Şu kadar SMA'lıyı alayı iyileştirdim de. Ben bak o süreçte var ya çok çirkin şeyler gördüm. Sosyal medyada çok çirkin şeyler gördüm. Hiçbirini dile getirmek istemiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Allah hiç kimsenin çoluğuna çocuğuna hastalık vermesin. Astrolog Feyyaz Ünlü. Dün akşam söylemiştim taşın yeneceğini. Hakemin kararları düzgün olsaydı Beşiktaş daha farklı skorla kazanacaktı demiş. Yani işin hakemleri bile artık şey, işin astrologları bile öğrenmiş. Bir tane Meral Güven mi ne vardı? Ee, Galatasaray şampiyon olacak diyen. O da 3-2 kazanacak falan demiş. Hocam çok cırtladı. Aynı Meral Güven'in açıklamaları var. Fenerbahçe geriden gelecek, epey takip edecek, sonrasında şampiyon olacak diye. Hani Galatasaray tam, biz şam, tam biz şampiyon olup derken diyor, Fenerbahçe çıkacak diyor, hatta son haftaya kalmadan fişi bitirecek diye açıklaması var. Sonra da sosyal medyada diyorlar ki tehdit ettiler kadını, o açıklamayı sildi diyorlar. Ben bilemem. Ve Galatasaray'da yine açıklama yaptırdılar diyorlar. Ben bilemem. Sonuçta birisi de bana 6 milyon TL para verse dese ki Galatasaray şampiyon olacak diye açıklama yap yaparım yani. 6 milyon TL iyi para. Yani o kadar verirseler diyorum. Bu arada Beşiktaş Galatasaray sahasında 6. kez üst üste yenmiş. Niye 6? Niye 5 değil? Niye 7 değil? Niye 6? Hocam bugün dün sahada hakem olsaydı Torreira'ya 30. dakikada ikinci sarıdan atılması gerekiyor demiş. Sadece o mu? Şimdi anladınız mı? Niye 7 aydır bunlar kart, kırmızı kart yemiyor? Niye, niye rakiplerine şu ana kadar sadece aleyhlerine iki tane penaltı vermiş da biri gol olmuş biri olmamış anladınız mı? Yani iki tane penaltısı çalındı Beşiktaş'ın. Galatasaray'ın yemesi gereken kırmızılar, sarılar hep atlandı. Bir kardeşimizin çok güzel bir önerisi var. Diyor ki, daha doğrusu maddeleri var. Ben de üçüncü maddeyi ekledim. Bir, buradan Okan Burak'a seslenmek istiyorum. Sezon başından beri offsite'ımsılar, elimsilerle lider yapıldın. Fenerbahçe'den her maçı önce oynadın, oynatıldın. Elindeki kadro ligin en iyi kadrosuydu. Alanya, Konya, bugün Beşiktaş'a karşı öne geçip maçı verdin, hep hakem diye ağladın. Medya hep kolladı seni. Jesus gibi kırmızı kart görmedin, kırmızı kartlar görmedin. Jesus gibi en iyi futbolcuların sakatlanmadı. Jesus gibi her hamlen eleştirilmedi. Jesus gibi medya mobbing uygulamadı. Fenerbahçe gibi sezonu çok erken açıp 3 günde bir maç oynamadın. Hep hakemler arkanda, medya arkanda ama hala ağlıyorsun, utan be demiş. Ben de 3. maddeyi ekledim. 14 maç kollan, kazan arka arkaya. Rakibin evindeki yani evindeki deplasmanlardaki neredeyse her derbiyi kaybetsin. Ama 3 puan gerinde olsun, arkadan sana yaslansın. Üstelik hakemler seni böylesine kollarken. Siz de biliyorsunuz. Siz de farkındasınız ama ne zaman itiraf edeceksiniz bilmiyorsunuz. Fenerbahçeli Jorginho Arjantin'de düzenlenecek olan U20 Dünya Kupası'na katılacak Kore takımına seçilmiş arkadaşlar. Ee, U20 de olsa sonuçta milli takımlar biliyorsunuz alt yaş kategorilerinden geçiyor. Jinho antrenman kampındaki 25 oyuncudan biri olacakmış ve nihai kadro daha sonra açıklanacakmış. Yani bizim kısa sürede izlediğimiz genç takım maçlarında uzun süre izlediğimiz Jinho'dan iş olur. Son olarak da Paolo Dybala. Dybala için eğer İtalyan dışına İtalya dışına transfer olacaksa Dybala 12 milyon euro serbest kalma maddesi varmış. Ben sizin de size bir soru sorayım. Fenerbahçe taraftarı bu sorumu da siz cevaplayın. Fenerbahçe inşallah ve inşallah şampiyon oldu diyelim. Jesus dedi ki kalırım ama bir şartla bana bir tane kanat bir tane forvet, bir tane forvet arkası alacaksın. Hatta bir kanat daha alacaksın. Ali Koç da e, parayı bastı. ilişkilerini kullandı. Firmino'yu forvete getirdi. Bir. Valencia'yı gönderdi. Firmino'yu getirdi. Halo Dybala'yı forvetin arkasına getirdi. 12 milyon euroyu basıp. Saido Mane'yi gerekirse 20 milyon euro basıp aldı. Hocam parayı nereden buluyoruz? Dur futbolcu satıp alıyoruz. 3. Lucas Moura ismini de parayı basıp sadece yıllık ücretini verip aldı. Dört tane kanadım var. Arda Güler gibi bir yıldızım var. Hani bunların yedeklerine bak. Emre Mor, İrfan Can falan filan. Bir şekilde onları da yeden gizli. Alın size rüya gibi bir takım, rüya gibi bir sezon açılışı, rüya gibi bir şey olmaz mı? Olur. Geçenlerde ben bir video yayınladım. Birçok kardeşimiz katıldı, birçok kardeşimiz katılmadı. Ama 100 milyon euroyla ne kadrolar kuruldu? 100 milyon euroyla. Yani 5 tane 6 tane futbolcuyla ligin üstünde kadrolar kuruldu. Bugün Fenerbahçe'nin en çürük mevkisi neresi? En çürük mevkisi. Hiç güvenmiyorum dediğiniz mevkisi. Hepinize söylüyorum sol açık. Yani Rossi'nin olduğu bölge. Diyorum ki hakem yönetimi böyle olsa Galatasaray'ın gibi olsa Rossi sezonun topçusu olur. Rossi'yi çık. Oraya Mane'yi ekle. Uçurum. Uçurum. Aradaki fark. Sağ kanadın eksik. Orada Hani Emre Mor'u Arda'yı falan oynatıyorsun. Ya bir takım 70 milyon euro verdi Arda Güler aldı. Hakim Ziye'yi 6.5'a çekme imkanımız var. Böyle bir imkan var. 6.5'a Hakim Ziye çeksen 20'ye sola Mane'yi çeksen. Bak 26.5. 20 zaten boşa çıkıyor. Dibala 12 diyor. Hadi 12 de ona ver. 35 buçuk. Şu anki sistem 4-1-3-2 sistemini Dibala Mane'yle Mane ile Hakim Ziyek ile oynadığını düşünsene bir. Hocam böyle bir şey olamaz. Olmak zorunda. Bak Beşiktaş mesela ee, neydi onun adı? teknik direktörler Şenol Güneş de aldı başını gidiyor. Yani gelecek sene de öyle kolay olmayacak. Bu sene Galatasaray'ı şampiyon yapamayan hakemler yapamazlarsa inşallah yapamazlar kurban olduğum Allah'ım. Gelecek sene daha neler deneyecekler acaba? Hani gökten uzaylı mı indirecekler Galatasaray'ları şampiyon olsun diye? Bir düşünün bakalım. Ben şunu da söylüyorum. Takımlarımız Avrupa'ya gidemedikleri için herhangi bir maddi kazanım elde edemiyorlar. Ya stat isim sponsorluğundan para elde edecekler. Ya e, takımlar satılacak. Yabancı yatırımcılar gelecek. Ya e, takımların isminin arkasına bir şey eklenecek. Mesela Galatasaray satar diye bir şey olacak işte. Galatasaray yatar. Yatar diye bir firmanın şeyini alacaklar mesela. Ya da Galatasaray Sixt diye bir firmanın ismini alacak arkasına. Başka türlü bunların kurtuluşu yok. Ya da takımlar yine eskisi gibi Avrupa arenasında boy gösterecek. Şampiyonun Şampiyonlar Ligi'ne gidip oh, 25 milyon euro kalacak, Artı ücretler, artı futbolcular orada parlatıp satma politikası. Yoksa UEFA Konferans Ligi takımlarına dönüşür dururuz. Bunun içinde en büyük engel aha şu görselde gördüğünüz takımın öylesine kollanması. Yani bu takım bu sene şampiyon olamazsa şu kadar desteğe rağmen, şu kadar desteğe rağmen, şu kadar desteğe rağmen olamazsa Türk futbolunun önü çok açık. Allah Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun yar ve yardımcısı olsun. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere dostlar.